Aha. Bakalım ne yapmışlar. %43,6, %44 Erdoğan, %56 Mansur Yavaş. Son bir ayda Erdoğan'da %3 azalma, Mansur Yavaş'ta %3 artma görülmüş. Aday haritasına baktığımızda ise yine kıyılarda ve CHP'nin kazandığı büyük şehirlerde muhalefet var. AK Parti yine sayıyor. Bu şey bir anket ve anketin haritaya dökülmüş hali. O HDP'den %30 AK Parti. MHP'den %40 Mansur Yavaş ki kökeninden ötürü normal. Deva. Ali Babacan ve ekibi burası değil mi? Neyse. Gelecek, Saadet, Diyar, İstanbul. %58. Ankara %59 Mansur Yavaş. İzmir. Aynen öyle amına koyayım ha. Aynen öyle. Oyumu görüyor musunuz? Şuralarda bir yerde. Antalya, Adana yine yakın, Şanlıurfa, Kocaeli, 50-50, Mersin, Hatay, Kayseri, ulan Kayseri. Ne ben şeyi çok merak ediyorum acaba. Gerçekten böyle bir tablo olsa ve şey kazansa. Başka birisi kazansa Mansur Yavaş olur, Ekrem İmamoğlu olur. Yani ne olacak abi? Ya oğlum gerçekten merak ediyorum. Şimdi 22 yaşında olunca ben en son yani AK Parti başladıyken ben 3 yaşındaydım, 4 yaşındaydım. Hani hatırlamıyorum. Ben AK Parti baştayken büyüdüm. Ya siyaset ki kaldı ki tamamen anladığım yaşta zaten AK Parti sürekli her yerde AK Parti. Yani o yüzden bilmiyorum o yüzden. Ya ne olacak? Yurt dışı oyları vermişler mi? Vermişler. Yine. Vergiler falan azalır da ilk başta değil. Yani onun beklentisinde hiç değilim zaten. Ya, ifade özgürlüğü konusunda beklentilerim var. Hemen gelir gelmez. Hukuk konusunda beklentilerim var. Anayasa konusunda beklentilerim var. Var. Bir de şeyleri ben en çok şey istiyorum. Mesela günde bir saat kendime ayıracağım. O bir saatte bugün böyle trollük yapanların hesaplarına girip ne paylaştıklarına falan bakacağım. Çok merak ediyorum. Bir tane pick-up kiralayacağım. Arkası açık. Alacağım bizim çocukları. Oturtacağız oraya. Araba basacak meydana doğru. Açacağız bir tane Tombol Efes'e birer tane. Arkaya da bir genç Osman. Oh. Oh. Ha, vurma şey yok. Eyvallah. Şuna bakar mısın bakalım.